Al Capone, mafya ve gangster denince akla gelen ilk isimdir. Dürüst bir ailenin çocuğu olarak başladığı hayat yolculuğunda dünyanın en ünlü mafya babası haline gelen bu tuhaf adamın hikayesi her yönüyle gariptir. Al Capone, 17 Ocak 1899 günü New York'ta dünyaya gelir. İtalyan göçmeni bir ailenin çocuğudur. Babası berber, annesi terzidir. Amerika'ya 1893 senesinde gelmiş olan annesi ve babası, yasalara saygılı, dürüst insanlardır. İkisi de büyük umutlarla geldikleri yeni dünyada tutunabilmek için var güçleriyle çalışmaktadır. Böyle bir çiftin çocuğunun gün gelip dünyanın en ünlü mafya babası olacağını tahmin etmek mümkün değildir. Al Capone'un suç dünyasına girişi Johnny Torrio ile tanışmasıyla olur. Torrio, Capone ailesinin yaşadığı Brooklyn'de yasa dışı bahis oynatan bir çetenin lideridir. Küçük Al, onun için getir götür işleri yapmaya başlar. Bir yandan da okuluna devam eder. Aslında başarılı bir öğrencidir ama gangsterlerin şaşalı hayatı ona daha cazip gelir. Onlar gibi yaşamaya heveslenir. Bu heves, genç adamı giderek okuldan uzaklaştırır ve 14 yaşında bir öğretmenini yumrukladığı için okuldan atılır. Bu olay hayatının dönüm noktası olur. Genç Capone bir süre normal işlerde çalışır ama verilen emek gözünü korkutur. Gangsterlerin ne kadar kolay para kazandıklarını görmüş, emeksiz yaşamın tadını almıştır. Dürüst işleri bırakır ve suç dünyasına dalar. Onu yönlendiren gene Johnny Torrio'dur. Torrio, Chicago'ya gitmiş ama Al Capone'la bağını hiç koparmamıştır. Capone ondan yardım isteyince genç adamı Frankie Yale isminde bir gangstere emanet eder. Frankie Yale, Coney Island'da bir gece kulübü işletmektedir. Al Capone bu kulüpte çalışmaya başlar. İlk kavgalarını burada eder. Serseriliği ve bitirimliği burada öğrenir. Laf attığı bir kızın abisinin suratında açtığı yaralar yüzünden Scarface, yaralı yüz lakabını burada kazanır. Frankie Yale'in gece kulübü onun için bir okul olur. Bu okulda her türlü pisliği öğrenir. Capone'un bar fedailiği günleri Johnny Torrio tarafından Chicago'ya çağrılmasıyla son bulur. Torrio uzun zamandır kentin önemli mafya babalarından Big Jim lakaplı James Colosimo için çalışmaktadır. Colosimo'nun kurduğu Chicago Outfit şehrin en güçlü suç örgütlerinden biridir. Torrio örgütte önemli bir pozisyondadır ama gözü daha da yukarıdadır. Kafasında bazı planlar kurmuştur ve bu planları gerçekleştirmek için güvenilir adamlara ihtiyaç duymaktadır. Bu yüzden 1919 senesinde Al Capone'un yanına çağırır. Onu örgütün sahip olduğu genel evlerde fedai olarak çalıştırır. Capone, ileride başına bela olacak frengi hastalığına burada yakalanır. Hırsı Torrio'nun ne planladığı 1920 yılında anlaşılır. Çalıştığı ailenin reisi Big Jim Colosimo, o yıl bir suikaste kurban gider ve Torrio onun yerini alır. Asla ispatlanamasa da suikasti Torrio'nun emriyle Al Capone'un düzenlediğine inanılmaktadır. Genç adam, Johnny Torrio'ya sadakatini böylece gösterir ve henüz 21 yaşındayken onun sağ kolu haline gelir. 1920 senesinde Amerika'da içki satışı ve dağıtımını yasaklayan anayasa maddesi yürürlüğe girer. Devlet, içki sektöründen elini tamamen çeker ve meydan içki kaçakçılarına kalır. Johnny Torrio'nun örgütü, devletin yarattığı boşluğu en hızlı dolduran örgütlerden biri olur. Kanada'dan Amerika'ya kaçak içki getirirler. Operasyonu Al Capone yönetir. Acımasız ve zekidir. İçki kaçakçılığı için farklı rotalar ve yöntemler bulur. Kolluk kuvvetlerine ve yargı mensuplarına rüşvet dağıtır. Böylece kurduğu operasyona polis ya da mahkemeler tarafından müdahale edilmesini engeller. Bu arada rakip çeteleri de yok eder. İşinde o kadar başarılıdır ki Chicago yeraltı dünyasında ünü dalga dalga yayılır. 1925 senesinde Johnny Torrio'ya suikast düzenlenir. Mafya babası ölümün kıyısından döner. Ne zaman bırakacağını bilen zeki bir adamdır. Örgütün başına Al Capone'u geçirir ve kendisini emekli eder. Böylece henüz 26 yaşındaki Al Capone, Amerika'nın en büyük suç örgütlerinden birinin lideri haline gelir. Capone alışıldık mafya babalarından değildir. İyi yaşamayı sevmekte, pahalı yaşantısını halkın gözü önünde sürdürmektedir. Chicago'nun en ünlü otellerinden birinde yaşamaya başlar. Lüks arabalara biner, terzi elinden çıkma süslü kıyafetler giyer, çok pahalı mücevherler takar. Asla elini kirletmez, cinayetlerini hep başkalarına işletir. Sabıka kaydı olmamasıyla övünür. Genç adam çok zekidir ve karanlık işlerle uğraşan her zeki insan gibi halkı yanına çekmenin önemini anlamıştır. Bu yüzden etrafına durmadan para saçar. Bir yandan bolca rüşvet dağıtır, bir yandan halka yardım eder. Satın aldığı gazetecilerin yaptığı haberler sayesinde insanların gözünde popülaritesi artar.
Chicago halkı onu modern zamanın Robin Hood'u gibi görmeye başlar. Aslında iyilik yapmak ve iyi bir insan olmak Al Capone'un umurunda değildir. Tek derdi kendisini sempatik gösterip yaptığı yasa dışı işlerden para kazanmaya devam etmektir. Elde ettiği gelir korkunçtur. Sırf kaçak içki operasyonundan senede 100 milyon dolar kazandığı sanılmaktadır. İnsanlara dağıttığı bu paranın çok küçük bir kısmıdır. Capone'un sempatik imajı 1929 yılında yok olur. 14 Şubat 1929 günü polis kılığına giren adamları rakip bir çetenin 7 adamını kurşuna dizer. Sevgililer Günü katliamı olarak bilinen olay, Chicago halkını dehşete düşürür. Vahşetin boyutu şehrin ileri gelenlerini harekete geçmek zorunda bırakır. Chicago Daily News gazetesinin sahibi Walter Strong, dönemin Amerika Başkanı Herbert Hoover'la yakın arkadaştır. Beyaz Saray'a gider ve Chicago'nun organize suç örgütlerine tamamen teslim olduğunu, kentin ancak federal hükümetin müdahalesiyle kurtarılabileceğini Hoover'a anlatır. Durumun ciddiyetini gören Başkan Hoover, emri altındaki tüm federal kuruluşları harekete geçirir. Hedef özellikle Al Capone ve çetesini bitirmektir. Kendisini Chicago'nun kralı sanan ve dokunulmaz olduğuna inanan Al Capone, gerçek dokunulmazlar kente gelince ne yapacağını şaşırır. Elliot Ness yönetimindeki bir ekip Capone'un kaçakçılık faaliyetlerinin peşine düşer. Yüzlerce baskın yapar, binlerce litre kaçak içkiyi imha ederler. Faaliyetleri Al Capone'un büyük zarara sokar. Gelir İdaresi Kurumu'ndan Frank Wilson'ın yönettiği başka bir ekipse mafya babasının tüm para akışını incelemeye alır, 2 milyonun üzerinde belgeyi inceler, Capone'la çalışan yüzlerce kişiyi sorgular. Gittikçe köşeye sıkışan Capone, kurtulmak için her yolu dener. Federal görevlileri satın almaya çalışır. Başaramayınca öldürtmeye uğraşır. Kaçmayı bile düşünür ama çabaları sonuç vermez. Aylarca süren mücadelenin ardından kendisini hakim karşısında bulur. Ne cinayet ne de içki kaçakçılığı. Al Capone'un sonunu getiren vergi kaçırma suçu olur. Vergi kaçakçılığından tam 11 yıl hapse mahkum olan Capone, 33 yaşında hapsin yolunu tutar. Hapse girmeden önce yapılan muayenede Al Capone'un fren gibi bel soğukluğu hastalıklarını taşıdığı anlaşılır. Tedavi için çok geç kalınmıştır. Her geçen gün akli melekelerini biraz daha kaybeder. 7 yıl hapis yattıktan sonra ailesinin başvurusu üzerine salıverilir. Salıverilmesinden önce yapılan muayenede 12 yaşında bir çocuğun zeka seviyesinde olduğu belirlenir. Aklı bir zamanların korkutucu mafya babasını terk etmiştir. Al Capone 25 Ocak 1947 günü hayatını kaybeder. Öldüğünde henüz 48 yaşındadır. Çok hızlı bir hayat sürmüş, çok büyük bir güç ve servet kazanmış ancak aklını yitirerek hayat yolculuğunu tamamlamıştır. Garip bir biçimde insanlık Al Capone'u unutmayı reddeder ve adi bir suçludan başka bir şey olmayan Capone büyük bir ün kazanarak sebepsiz yere tarihe geçer. Hoşça kalın.